İç savaş tehlikesi görüyor mu Erlik Türkiye'de diye? Ee, hani seçim sonuçlarına belki şey yapılması hayır. olur falan filan. Kısa net, cevabın net hayır. hayır. Net hayır. Tamam rahatlasın artık. Sürekli şeyde yazmasın aynı şeyi. Tamamdır o zaman. Şunu diyeceğim abi. Şimdi biliyorsun dünyada komplo teorisyenlerinin falan da böyle aşırı dramatize ettiği bir mesele var dünyada belli başlı büyük şirketlerin veya aile şirketlerin, ailelerin aslında dünyadaki gidişata e, yön verdiği. Rothschild'ler o kafelerler. Ha, mesela bu iki aile en öne o çıkanları. bir O bir şiir efsanesidir. Hı. Güçlülerdir. Mutlaka güçlülerdir. Fakat dünyayı da belli oluşumların yönettiği hani özellikle daha güçlü devletlerin yönettiği ve bu devletlerde bazıları nüfus sahibi oldu. Bunlar doğru tabii ki de. Ama işte anlatıldığı gibi 100 sene önceden planlıyorlar. 99 sene önceden planlıyorlar. 100 sene ve bu kadar böyle bir şey değil. Öyle bir güçleri olay yok var. diyorsun. Var mesela abi Nestle var mesela. Nestle yani o Hı -hı. falan var. Nestle diye bir şirket var yani. Evet. E, dünyanın anasını belli bir şirket var. Var yani güçleri var, lobileri var, her türlü var tabii. Ama bu anlatıldığı şekilde değil yani. Mistik şekilde. E, işte 9 tane lider birleşiyor. Keçiyi kesip kanını içip işte 100 sene sonra bunu yapacağız diye plan atışıp at falan. Böyle bir şey yok yani. Bu 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 şehir efsanesi. Rock kafelerden, falan. Anlattığınız bir şekilde olsa bu aileler e, adlarını bilmezsiniz zaten. Yani anlatıldığı şekilde olsa bu olur, kadar olsa bir aile. Adını yani. bilmezsin. Orada burada hakkında sallayamazsın. Videolar yapıp milyonlarca izlenemez. Herkesin dediği gibi işte Lozan'ın gizli maddeleri falan gibi konuşulmaz yani işte. Gizli olsa gerçekten. <laughs> Salla abi inanamam var ya ne güzel ya i̇şte evet. diyorum, bazen diyorum biziz herhalde. Peki Türkiye açısından ya yani bunu da aslında Gladio değişleyeceksin. o yüzden çok kısa geçebiliriz. Ee, hani Türkiye'de böyle bir derin devlet mekanizması e, hala daha var mı diye sorayım. Var var mutlaka kesinlikle. Yani şeyle de o zaman mevcut durumda, AKP ile de o zaman çok çelişmiyorlar mı? Öyle mi anlamalıyız? Çelişmiyorlar derken, derin devlet dediğiniz şey, legal devlet yapılanmasının haricinde her şey derin devlete girer. Bir daha der misin? Ya bu, de derin devlet dediğin şey, legal devletin? Legal devlet yapılanmasının haricinde, yani görünen legal devletin yapılanmasının haricinde olan her şey... Derin devlete girer ve ucu bucağı yoktur bunun. Hmm. Yani böyle bir şirket değil bu, hiyerarşinin olduğu falan, böyle bir şey değil bu. Buzdağının Ama dedim, radyo belgeselin olayı da zaten aslında bu. bu. Bu derin devlet ne? Zaten Amerika'da bizden geçmiş biliyorsun, Deep State kavramı. Doğrudur. Evet. Yani Wiki, Wikipedia falan baktılar, yazıyor orada, Türkçe'den geliyor, Deep State kavramı diye. Evet. Nereden geliyor bu derin devlet anlayışı? Devlet anlayışı işte de devlet bilir, büyük devlet işte mutlaka bilen vardır falan. Ben bilmem, büyüğüm bilir falan. Bu nereden geliyor? Bu belgeselde bunun şeyine gittik ve ta işte İttihat ve Trakikçilere kadar indik geriye. Hı hı. Çıkardık yani biz kendimizce bir profil çıkardık. Anladım.